Aşağıda bölünmekte olan bir hücrenin şekli verilmiş. Bu hücre ile ilgili hangileri doğrudur bakacağız. Fakat önce bize verilen hücre şekliyle ilgili ne bilgiler çıkarabiliriz bir bakalım. Burada arkadaşlar sentromer sayısını bir sayalım. Bağımsız sentromer sayısı 4 tane. Yani 4 tane kromozom var burada. Fakat bu kromozomlar homolog olanlar karşılıklı gelecek şekilde tetrat oluşturarak yani 4 kromatitli halde dizilmişler. Tetrat halinde ekvator bölgesine dizildiklerine göre bu meyoz bölünmenin metafaz bir evresi olsa gerek. Şurada bir renk değişimi görüyorsunuz bakın. Profaz 1'deyken crossover'da gerçekleştiğini buradan yine algılayabiliriz. Burada iki tane tetrat olduğuna göre ve n sayısının ben tetrat sayısına eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla n eşittir 2 ise 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz 2 evresidir diyebilirim. Başka nereden çıkarabildim bakın. Bağımsız sentromer sayısını saydım. Bu çarpı halinde gördüklerinizin her biri bir kromozom. Dolayısıyla burada 4 tane kromozom var. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Bölünmesi sonucu 4 farklı hücre oluşur diyor. Bu bir meyoz bölünmedir arkadaşlar. Meyoz bölünme sonucu 4 tane hücre oluşur. Şurada crossover olduğunu görüyorum. Crossover olduğunda 4 farklı hücre oluşabilir. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz 1 evresindedir diyor. Söyledik. Bölünme sonucu oluşan hücreler meyoz geçiremez diyor. Bölünme sonucu oluşan bu hücreler n kromozomlu gamettirler. Dolayısıyla tekrar meyoz geçiremezler. Bu da doğru. Bölünmede 4 tetrat gözlenmiştir diyor. Halbuki kaç tane bakın. Şu bir tetrat, bu da ikinci tetrat. 4 kromatitli iki tane homolog kromozom şeklinde gördüğümüz karşılıklı homologların yerleşmesi tetrattı. Burada 4 değil, iki tane tetrat var. Dolayısıyla dördüncü verimiz yanlış. 1, 2 ve 3 yani D şıkkımız doğru cevabımız.